Petscop, 1997 yılında geliştirilen, yapımcısının kim olduğunu henüz bilmediğiniz bir oyun. Amacı ne? İçinde gizlenen ölüm hikayeleri neden var? Bu hikayeler neden gerekli? Oyun sizinle bir şekilde iletişim kuruyor. Bu nasıl yaptığını öğreneceksiniz. Belki aklınızı kurcalayacak ama hepsine değeceğini göreceksiniz. Bu oyunun dünya üzerinde sadece bir kopyası var. Başka kimsede bu oyun yok. Oyunu siz oynamıyorsunuz. Oyunu Paul adında birinin oynayışlarından izliyorsunuz. Fakat bu noktada şunu düşünün. Bu oyunu gerçekten Paul mu oynuyor? Yoksa oyun mu Paul'la oynuyor? Oyunun Paul'un zihninde yer ettiğini biliyoruz. Paul'un oyunda gördüğü fakat videolarda sansürlediği şeyler onunla bağlı olan nesneler. Paul neden bu nesnelerden korkuyor ve bir süre sonra oyuna bir daha girmiyor. Onun yerine oyun kendi kendini oynamaya başlıyor. Paul'un bu oyunla bağlantısı ne? Gayet masum başlayan bu oyun neden birden karanlık hikayeler anlatmaya başladı? Gelin hepsini beraber çözelim. Eğer video serisinin ilk bölümünü izlemediyseniz hemen dönüp izleyin. Çünkü olaylar özetlenemeyecek kadar uzun. Fakat videoyu izleyen kişileri anlayacakları şekilde özet geçecek olursam... En son yel değirmenini izleyebildiğimiz bu alanda alet adındaki bir nesneye sorular soruyorduk. Çok fazla bilmediğimiz olayın üzerine Marvin adındaki birinden bahsedildi. Anladığımız kadarıyla Marvin kötü bir insan. Fakat biraz duralım. Petscop'un 5. videosunun açıklama kısmına inelim. Bu açıklama kısmı aslında videonun birebir özeti. Fakat dikkate alacağımız kısım biraz farklı. Alet renk değiştirdiği zamanı hatırlıyorsunuz. O zamanlarda Paul'un yalnız olduğunu düşünmüştük. Fakat Paul yalnız değildi. Açıklama şöyle. Renk değiştirdiğinde iki soru sorabildik yazıyor. Bu soruları soran sadece Paul diye düşünüyorduk. Peki kimle sordunuz bu soruları? Paul'un daha önceden biriyle telefonda konuştuğunu biliyorduk. Ama yanılıyor muyduk? Şu ana kadar Petscop'un YouTube kanalına yüklenen videoların hepsinden sorumlu kişiyi Paul olarak biliyorduk. Fakat başka birileri de var. Paul bu kanalı tek başına yönetmiyor. Peki kim yönetiyor? Petscop'un 6. videosuna geçiyoruz. Hikayede büyük bir önemi olan yel değirmenine baktığımız bir sekans var. Bir süre hiçbir şey olmuyor. Bir süre sonra karanlık bir figür yel değirmenine doğru yaklaşıyor. Yel değirmeni saat yönüne dönerken birden tersine dönmeye başlıyor. Bu karanlık figür ardından kameraya yakınlaşıyor. Bir takım hareket yaptıktan sonra sorular sormaya başlıyor. Evim nerede? Okul nerede? Ardından ekliyor. Takip edeceğim. Bu süre boyunca daha önceden gördüğümüz yeşil evi arka planda görüyoruz. Tonut arka planda beliriyor. Bir takım eşyalar yerde dönmeye başlıyor. Kameramız yel değirmenine geri dönüyor. Yel değirmeni bir süre sonra yok oluyor. Paul tekrardan yel değirmenin yanına gitmeye başlıyor. Fakat yel değirmeninin yanına giderken önceden siyah olan kamera artık kırmızı. Altında da biraz önce gördüğümüz gölge adamın hala izleri var. Tonut hala şoka girmiş bir şekilde bekliyor. Paul fırsatı değerlendiriyor ve Tonut'u orada yakalıyor. Ardından oyunun menüsünü açarak Tonut hakkında yazılanları okumak istiyor. Fakat burası boş bırakılmış. Yani oyun hala bitmemiş, bir şeyler eksik. Ama yazıya devam ettiğimizde daha farklı yazıların olduğunu görüyoruz. Bir kuş. Sanırım kuşların neye benzediğini unuttum. Mike ona aptal damla yaratığı diyor. Zaten bu o.
O ressam, bulmacaları boyuyor. İlk rendesi mi yakaladın? Nedense bir sebepten dolayı bir bacağı kırık. Onu çoktan duvara astım ama artık geri alamıyorum. Bu beni köpek hakkında düşünmeye itiyor. Çünkü araba ona çarptığı zaman en azından şöyle düşünmüştüm, yakında bitecek. Ama o hayatta kaldı. Ama ben yine de ölmesini isteyen tek kişiydim. Köpek masum. Köpek kuyruğunu salladığında ve mutlu gözüktüğünde o gerçek değil. O zaman sanırım bu Tonut. Bu noktada oyun sizi yanıltmasın. Size tüm verdiği verileri kullanmak zorunda değilsiniz. Fakat seçimler yapmak zorundasınız. Bahsedilen köpeği düşünün. Bu köpek olmak da zorunda değil. Başka birinden bahsederken köpekmiş gibi davranabilir. İlk cümlelere bakalım. Bu cümlelerin bağlantı kurabildiğimiz tek yanı şu anlık Mike. Michael Hammond, zamanında ölen o çocuk. Fakat oyunun yapımcısı neden birden Mike'den bahsetmeye başlıyor ve neden birden köpek hakkında konuşmaya başlıyor? Biraz garip. Paul ardından diğer sayfalara dolaşmaya başlıyor. İkinci sayfaya geçtiğimizde Karen'ın 3 hali ve henüz bilmediğimiz başka bir nesnenin hala yakalanmadığını görüyoruz. Bu noktada fark ediyoruz ki Karen 3 hali de yakalanabilir bir durumda çevrede bulunuyor. Geriye kalan tek şey ise 3 halinde bulup yakalamak. Paul tekrardan alete sorular sormaya başlıyor. Evim nerede? Alet ise cevap veriyor. Asla eve gidemeyeceksin. Peki okul nerede? Zamanda geri gidemezsin. Bu cevaplar Paul'un aklını iyice karıştırıyor. O zaman kabullenmeye başlıyor. Bu oyun düşündüğünden daha fazlası. Bu oyun onunla oynuyor. O onunla oynamıyor. This game is trying very hard to make it seem like there's an entity in it. Like a ghost or an AI trying to communicate with me. It's interesting. Hatta Paul başka bir kayıt dosyası da açmış. Oyunu önceden oynadığı gibi oynamaya devam etmiş. Ama oyun bu sefer aynı değilmiş. Yaptığı aynı hareketlerden farklı sonuçlar elde etmiş. Because you can walk around and something will just happen. You know? Because I created a new file. And I tried to be scientific about it. I went and did all the same things that I did this time. The same things did not happen. None of the things happened. None of the oddities occurred. Like the thing in the mirror room, for example. Ve bu noktada Petscop serüvenimizde en büyük farkındalık yaşanıyor. Paul oyunun bir varlık gibi davrandığını, bir yapay zeka gibi davrandığını algılıyor. Bu noktadan sonra oyuna basit bir oyunmuş gibi yaklaşamayacak. Oyunun onunla iletişim kurmaya çalıştığını kavradı ve bundan sonra kartlarını ona göre oynayacak. Paul zaten şu ana kadar oyuna fazlasıyla ilgiliydi. Bütün puanları topluyordu, bütün detayları araştırmak için saatlerini veriyordu. PlayStation'ı bir kere bile kapatmadı. Peki Paul'u bu oyuna bağlayan şey tam olarak neydi? Neden küçük detayların peşinden koşmaya devam etti? Neden bu kadar ısrarcıydı? Sanki bir parçası oyunun içerisindeydi. Fakat Paul bunun farkında bile değildi. Petscop'un 7. videosuna geçiyoruz. Quitter'ın odasında başlıyor. Paul konuşmuyor. Fakat artık işleri daha da ciddiye aldığına hemfikiriz. Arkadan kağıt hışırtı sesleri geliyor. Fakat bir süre Paul notlarını alırken odanın öbür köşesinde bir melodi çalmaya başlıyor. Paul ardından odanın öbür köşesindeki nota tekrar bakmak istiyor. Fakat bu sefer notun üzerinde yeni bir ekleme var. Pembe bir el yazısıyla "Buraya gel" yazıyor. Bu Petscop 4'te gördüğümüz aletin ta kendisi. Paul hemen aletin yanına gidiyor ve bir yazıyla karşılaşıyor. "Seni seviyorum Nevmaker. Lütfen Marvin'e evinin neresi olduğunu göster." Bu noktada anlıyoruz.
Bize evini gösteren, evine gitmeye çalışan gölge figürün adı Marvin. Paul zaman kaybetmeden tekrardan alete soru soruyor. Sen kimsin? Ama istediği cevabı alamıyor. Cevap şu şekilde. Oraya git, o seni takip edecek. Kızı orada bulunuyor. Paul yine de son bir soru daha soruyor. Doğduğunu hatırlıyor musun? Fakat alet soruları geçiştirmeye devam ediyor. Ayrıca okulun bodrum katındaki merdivenlerin ötesindeki makine için 1000 tane parça istiyor. Evet, oyun boyunca parçaları zaten topluyoruz. Bir amacımız var. Ama bütün parçaları neden Marvin'e verelim ki? Marvin'i tanıdığımız kadarıyla PlayStation oynayan birine aletle zamanında zarar veriyormuş. Fakat bu kişi aynı anda evinin nerede olduğunu bilmiyor. Evini bulmaya çalışıyor. Okulun yolunu bulmaya çalışıyor ama okulun da nerede olduğunu bilmiyor. Ve bir tane de kızı var. Daha önceden Care hakkında bazı yazılar okumuştuk. Babasının bazı konuşmalarına denk gelmiştik. Ve bu cümlelerden bazıları yeşil rengiyle kodlanmıştı. Belki de Marvin Care'in babasıdır ama bu kadar hızlı bir şekilde sonuca varmak mantıklı olmaz. Cümleler yeşil renk kodluydu. Marvin'in aradığı evse aynı şekilde yeşil renkteydi. Yine de daha fazla bağlantı kurmamız lazım. Şimdilik yolumuza devam edelim. Paul çocuk kütüphanesine tekrardan gidiyor. Çocuk kütüphanesinin slotuna seçtiği evcil hayvanları yerleştirmeye çalışıyor. Fakat her denemesinde çocuk kütüphanesi sadece insanları kabul eder yazısıyla karşılaşıyor. Hayvanları yakaladığımız bir oyun için garip bir durum ve tek karşılaştığımız insansa Care'ın ta kendisi. Yani bir noktada Care'ı bulup çocuk kütüphanesine teslim etmemiz lazım. Belki Quitter'ı, belki Marvin'i yakalayacağız ama pek olası duran Care'ı yakalayacakmışız gibi duruyor. Paul, Care'ın önemli bir rol oynadığını daha da benimsiyor. Tekrar tabloya gidip yüz ifadelerine girmeye başlıyor. Bu noktada Care'ın kaşlarının çıkmadığını biliyoruz. Fakat Paul'un daha farklı bir fikri var. Tabloya tekrardan Care'ın yüz ifadelerine girecek ama bu sefer kaşlarını da ekleyecek. Ekleyeceği kaşları da Mike'ın kaşları olarak ekliyor. Ve bam! Bambaşka bir oda, bambaşka ipuçları. Fakat Paul bu ipuçlarından birini görmemizi istemiyor. Videoda onu sansürlüyor. I don't know if this... I can't tell. I can't tell if it recognized it or not. Except it puts this here. Except it puts this. Paul sansürlediği bu nesnenin herhangi bir odada olabileceğini fikrini kendine aşılamak için sürekli bunu tekrar ediyor. Gördüğü nesne aslında çok önemli bir nesne. Bu nesneyle bir bağlantı kurduğu aşikar. Ama bunu reddetmeye çalışıyor. Care'ın yüz ifadesi, Mike'ınsa kaşları bu bir tesadüf değildi. Bu oyuna bilerek konuldu. Paul'sa keşfetmemesi gereken bir keşif yaptı. Belki ne kadar bu nesne Paul'u etkilese bile sansürü koymak zorunda olan kişi Paul değildi. Videonun sonunda şöyle bir nota yer düşülmüş. Bir şeyi siyah bir kutuyla gizlemek zorunda kaldık. Şu an neden olduğunu söyleyemiyoruz. İleride bazı yerleri de aynı şekilde sansürlemeyi düşünüyoruz. Üzerinde çıkartma olan büyük bir hediye. Siyah evin duvarında olan bir şey ve kara tahtaya yazılmış bir yazı. Videonun sonu düşünülen bu nottan fark ediyoruz ki evet, tek bir kişi yok. Paul bütün videoları düzenleyip bize sunmuyor. Birden fazla kişi var. Çünkü biz gizlemek zorunda kaldık. Biz siyah sansürü koyduk. Bu cümleler biraz şüphe uyandırıcı. Çünkü şöyle düşünün, hikayeye pek de uygun değil. Paul bir gün evde eski bir PlayStation 1 oyunu buluyor ve oynamaya başlıyor. İçerisinde garip olaylar döndüğünü fark ettikten sonra çevresindeki insanlara bundan bahsetmeye başlıyor. Günün sonunda insanlar ona inanmıyor. Böyle bir oyunun olabileceğini varsaymıyorlar. Paul'sa YouTube kanalı açıyor ve diyor ki bunların hepsi gerçek ve size kanıtlayacağım.
Ama bir noktadan sonra fark ediyor ki bu yalnız çıkabileceği bir serüven değil. Ya da videolarla başkasının dikkatini çekiyor ve bu başkası Paul'u denetlemeye karar veriyor. Evet, aklımızın bir köşesinde yeni sorular beliriyor ve ekstra olarak bir soru daha. Bütün aklımızda beliren soru işaretleri günün sonunda yok olacak mı? Dürüst olayım, yok olmayacak. Ama birçoğu silinip gidecek. Aldığınız cevaplar sizi tatmin edecek. Fakat her soruya cevap bulamayacaksınız. Gelelim Peskov'un 8. videosuna. 8. videoda Paul bir arabanın yoldan geçtiğini fark ediyor. Ve bu araba onu ezip ezmeyeceği konusunda kararsız kalıp yola sürekli atılmaya başlıyor. Araba sürekli olarak yanından geçiyor ve Paul'a çarpmıyor. Sonra tekrardan arabanın geçmesini beklerken... What? Bam! Evet, karanlık figürümüz, yüzünü göremediğimiz Marvin. Yeşil bir yüze sahip. Karen babasının söylediği cümlenin yeşil olması, evin yeşil olması ve Marvin'in suratının yeşil olması bütün bağlantıları açıklıyor. Marvin, Karen babası. Peki Marvin şu an ne yapıyor? Karşılaşmanın ardından Marvin durmadan hemen sola yöneliyor. Paul da onun arkasından onu kovalamaya başlıyor. Marvin sadece belli bir süre yürüdükten sonra bir duvara doğru koşmaya başlıyor. Ama orada hiçbir yol yok. Ama Marvin orada yol olduğuna ikna olmuş bir şekilde sadece duvara yürümeye devam ediyor. Paul buna gülüyor, biraz neşeleniyor. Fakat sonra yavaş yavaş farkına varıyor ki orada bir yol vardı. Fakat Paul'un zaman çizelgesinde oraya ulaşmanın bir imkanı yok. Yeah, well the thing is it's not here now. There's not even a passageway or anything. Can you remember when you saw this? Well, it could have changed between then and 2004. After 2004, my mom had it reportedly. İddiaya göre 2004 yılında annesi Petkov'a sahipmiş. Oyun onun elindeymiş. Bu da demek oluyor ki 1997 yılından beri bütün Petkov oyunu bir ailenin elindeydi. Bundan önce Petkov'a sahip kişilerden biri Paul'un annesiydi. Peki Paul'un annesinin 2004 yılında Petkov'a sahip olduğu iddiasını ortaya atan kim? Paul kimle konuşuyor? Ya da şeye ne demeli? Paul bu oyunu buluyor, başkaları ona inanmıyor ve YouTube serisine başlıyor. Oyunun üzerinden kanıtlar sunarak oyunu oynamaya başlıyor. Demek ki sansürlenen nesnelerden birinde annesiyle alakalı bir bağlantı kurabildi. Nesne neydi, tarihle ne alakası vardı ve annesi için anlamı neydi? Şu an hiçbir fikrimiz yok. Petkov'un 9. videosuna geçiyoruz. Fakat oyunu artık Paul oynamıyor. Bu noktada konsol bir süredir ana menüde açık kalmış durumda. Petkov ana menüde fazlasıyla bir vakit durduktan sonra otomatik olarak demo sekanslarını açmaya başlıyor. Cesede benzer ana karakterimiz etrafta dolaşırken oyunun müzikleri farklı. Odaların tasarımları değişmiş. Bize kapalı olan kapılar bu sekansta açıklar. Hatta bir noktada Paul'un evcil hayvan yakalamak için kullandığı piyano notaları orada yok bile. Yine de bu demo sekansındaki ana karakter koşu bandına gidip orada sayılarla oynamaya başlıyor. 16'dan 3'e kadar sayıyı düşürüyor. İşin ilginç kısmı ne biliyor musunuz? Bu sekansı daha önceden de gördünüz. Seviyor sevmiyor oyunuyla bu koşu bandındaki hareketler birebir bağlantılı. Sayı her düştüğünde papatyanın bir yaprağı daha koparılıyor. Peki bunun bizim için ne anlam ifade etmesi gerekiyor? Buradan ne ders çıkarmamız lazım? Burası önemli bir nokta. Çünkü Marvin'in olmayan yollardan yürümeye çalışması, duvarlara koşması veya birbirinden bağımsız gibi gözüken iki farklı sekansın birbirleriyle bağlantılı olması. Demeye çalıştığım Petkov yaşayan bir organizma gibi.
Siz ne kadar yeni kayıt oluşturursanız oluşturun, Paul'un da deneyimlediği gibi, hiçbir kayıt bir öncekiyle uyuşmuyor. Oyun her zaman kendi üzerine koyuyor. Oyun şu ana kadar içerisinde olan her bilgiyi kayıt alıyor. Bu da demek oluyor ki Paul'un her hareketi de kayıt altına alınıyor. Fakat Paul tekrar oyunun başına oturduğunda demo sekansını geçiyor ve kaydettiği yerden oyuna devam ediyor. Claire'i ziyaret ediyor. Ne yaptığına bir bakmak istiyor. Fakat bu karanlık korkunç bodrum katından yukarı çıkmaya çalışırken merdivenlerin köşesinde gölge canavar adam dediğimiz o gölge forma dönüşüyor. Bu birebir notta yazanın aynısı. Merdivenlerden aşağı indim ve gölge canavar adama dönüştüm. Paul'un aklına bu noktada fikir geliyor. Gölge formuyla yel değirmenine giderse ne mi bulur? Yel değirmenin kendisini bulur. Peki Petscop neden gölgeye dönüşüp kişiliğimizi bir kenara bıraktığımız zaman bize yardımcı oluyor, bize aralamadığı kapıları aralıyor? Paul yel değirmenin içine giriyor. Yel değirmenin dönmesini sağlayan çarkları, aleti ve yeni bir yüzü görüyoruz. Gerici olansa yel değirmenine bağlı bir kız figürünün sürekli olarak dönmesi. Ardından Paul aletle etkileşime geçiyor. Aleti alıyor ve ekran siyah oluyor. Ekran tekrar geri geldiğinde kız orada yok. Benzerlikler dikkatinizi çekti değil mi? Marvin adındaki bir adam PlayStation'da oyun oynuyor diye alette bir çocuğa zarar veriyor. Ve biz az önce Marvin'in gölge formunda olduğu yerde yel değirmenindeyiz. Aslında aldığımız aksiyonlar bir nevi Marvin'in aksiyonları. Fakat Paul bunların hiçbirini sorgulamıyor ve yeni keşfettiği yüzü tabloya girmeye gidiyor. Ve garip olan yaşanıyor. Tablo onu bulduğunu söylüyor. Yeni bir odaya giriyoruz. Fakat işler daha garipleşiyor. Paul'un karakterinin aynısı odadan çıkış yapıyor. İlginç olansa diğer karakterin yaptığı hareketler Paul'un ileriki zamanda yapacağı hareketlerin birebir aynısı. Peki gelecek tahmini tam olarak nasıl işliyor? Daha önceki sansür olayında aslında ileride olacak olayları sansürleyebileceklerinden bahsediyorlardı. Fakat sansürleyeceğiz demiyordu, sansürlemeyi bekliyoruz diyordu. Bu da demek oluyor ki Petscop'un içerisinde farklı bir mekanik var. Olmuş veya olacak olaylar tamamen Petscop'un içerisinde saklanıyor. Paul odanın duvarındaki notu okumaya gidiyor. Notta şunlar yazıyor. Zaten tahmin etmişsindir. Eşyalarını kurcalıyordum. 1977'den bir fotoğrafını buldum. Arkadaşınla beraber eski bir yel değirmeninin önünde duruyorsun. Oraya daha önceden gittin fakat bu kötü bir fikirdi. Arkadaşın ve yel değirmeni kayıplara karıştı. Kız kardeşi kamerayı tutuyordu. Bir dakika sonra bir fotoğraf daha çekti. Sadece sen vardın. Yel değirmeni yoktu. Arkadaşın da yoktu. Arkadaşının kız kardeşiyle evlendin. Yıllar sonra arkadaşın kızın olarak tekrardan hayata geldi. Eşin bunun doğru olduğunu kabul etmiyor. Fakat sen doğru olduğunu biliyorsun. Çünkü kanıtları buldun. Arkadaşın seninle beraber dönmedi. Yel değirmeni de yerinde yoktu. Kendim görmeye gittim. Nerede bu? Ne yaptın? Yazan Rainer Newmaker. Bu noktada tekrardan Care'in kaşlarını büyütemediği cümlelere dönmemiz lazım. Çünkü bir kalıp cümle yine aynı. Eşin bunu diyor. Bu noktada sürekli bir şeyler anlatan eş Marvin'in eşiydi. Karen annesi, Marvin'in ise eşi. Ardından Paul karanlık bir koridorda yürümeye başlıyor. Vardığı yer bir parti odası. İki kocaman hediye ve Petscop'un P'si olan bir pasta ortada duruyor. Paul ilk hediyeyi açıyor. İçerisinden yeşil bir anahtar çıkıyor. Ardından ikinci hediye paketini açmaya gidiyor ama karşılaştığı şey biraz garip. Kocaman, dönen, üçgen bir nesne. Ne olduğunu göremiyoruz çünkü önceki bölümlerden uyarısı yapılmıştı. Büyük hediye kutusunun içerisinden çıkacak şeyin sansürleneceği söylenmişti. Paul bu sefer başka bir kapı buluyor. İçeride yine kocaman bir hediye kutusu var. Bu hediye kutusuyla etkileşime geçtikten sonra içi açılıyor ve içindeki karanlığa kamera giriyor. Başka bir sekansa geçiyoruz. Bu sekans demonun benzeri. Açılmayan kapılar açılmış, açılan kapılar kapanmış. Koşu bandına gittiğimizde orada oyun alanı yine yok. Paul yine de koşu bandında yürüyüp sayılarla oynamaya başlıyor.
İlginçtir ki koşu bandındaki sayıyı eksi bir yapmayı başarıyor. Bu da oyunun çökmesine sebep oluyor. Paul tekrardan oyun açıyor. En son kayıt noktasına gidiyor. Mike'ın mezarının yanında. Karen tekrardan durumunu kontrol ediyor. Care bu sefer NLM durumunda. Düşünmeden hemen onu yakalıyor. Menüye giriyor ve Care NLM'nin açıklamasını okuyor. Care NLM okulun bodrum katından kaçtı ve günlerdir Newmaker düzleminde geziniyor. Onu yakalamak için yalan söylemelisin. Fakat söylediğin yalan sonsuza dek yalan olarak kalmayabilir. Sen Newmaker'sın. Care'i NLM modundan Care A moduna dönüştürebilirsin. Ve böylelikle de döngüyü kapatabilirsin. Paul bu açıklamaları okuduktan sonra çocuk kütüphanesine gidiyor. Ve Care'ı insan slotuna koyuyor. Oyun altyazı geçiyor. Care NLM'yi bırakmaya karar verdin. Eğer 6 ay içerisinde fikrini değiştirirsen Care NLM'yi geri alabilirsin. Hangi aydayız ki zaten? Hangi yıldayız? Paul yazıları okuduktan sonra fikrini değiştiriyor. Care'ı çocuk kütüphanesinden almak için odasına kadar gidiyor ve onu tekrar yakalıyor. Petscop 9 burada sonlanıyor. Paul'un oyunu Petscop 10'da tekrardan çöküyor. Paul'un oyunu çöktükten sonra bütün dosyalar bozuluyor. Oyuna tekrar girdiğimizde Amber'ın olduğu yere gidiyoruz ama Amber yerinde yok. Oyun yine de değişmeye devam etmiş. Kayıt dosyası önemsiz. Quitter'ın odasında artık doğru taraftayız. Değişen şey ne bilmiyoruz ama Quitter'ın kendisi sayıldığımıza göre soruları tekrar sorma zamanı. Aletin yanına gidiyoruz, sorularımızı soruyoruz. Ama sansürlü cevaplar bizi karşılıyor. Petscop 11'e geçiyoruz. Petscop 11'in açıklaması biraz garip. Bunlar bize ilk kez yıllar önce Noel hediyesi olarak verilmişti. Bundan önce ve sonra oyun bizi ilginç bir yolculuğa götürdü. 2017 yılında Paul da arkadaşın oyunu gösterebilmek için ek kayıtlar yapmaya başladı. Bu kanalı da bu videoları yükleyebilmek için açtı. Daha sonra kanalın sahipliğini de bize verdi. Kendisi de bizim yoğun ısrarımız üzerine kendini kayıt etmeye devam etti. Anlaşmayla alakalı bazı sıkıntılarımız oldu ama günün sonunda bunlar halledildi. Lütfen Petscop kayıtlarının tadını çıkarın. Evet, ilginç. Petscop kanalı artık 11. videodan sonra Paul'la alakasını kesiyor. Paul'un dışında biz diye seslenilen birden fazla kişi daha var. Bunları öğreniyoruz. Ve Petscop 11'de Paul itiraf ediyor. Care'in kaçta halini tabloya girdiği zaman o odada bir şeyler görmüştü. Sansürlenmişti. Ve o oda aslında ne Care'in ne Mike'ındı. O oda Paul'un kendisinindi. Oradaki nesne Paul'u ilgilendiren, onun hayatının bir parçası olan nesneydi. Bu yüzden de sinirlendi. Bu durumda Paul'un merakını iyice arttırıyor. Newmaker düzleminde tekrar dolaşmaya başlıyor. Önüne bir lastik çıkıyor. Buna da sorular sorabiliyor. Lastiğe ev nerede diye sorduğunda lastik bir tarafa doğru dönmeye başlıyor. Paul da o yöne giderek bir yola çıkıyor ve evi orada buluyor. İçeri girdiğimizde bir Noel akşamını görüyoruz. İnsanlar içeride sohbet ediyor. Onların boğuk sesini duyuyoruz. Puanları topluyoruz ve birden ekrana bir yazı çıkıyor. Nerelerdeydin? Bu kadar uzun süre neden yoktun? Bu bir hediye mi? Hediye kimin için? Ardından Paul duvarda bir takvim buluyor. Takvimin hizalanışına baktığımızda 1997 yılındayız. 25 Aralık'ta Noel gecesindeyiz. Ardından Paul 2000'li yıllara kadar takvimde gezinmeye başlıyor. Ve yeşil renkte işaretlenmiş günler buluyor. Bu Care'in kayıp olduğu zamanlar ve işin ilginç kısmı ise yeşille işaretlenmiş. Yani Care kayıp olduğu zaman Marvin neymiş? Paul incelemeleri yaptıktan sonra etrafta dolaşmaya devam ediyor. Ve Paul bir şeylerin farkına varıyor. Takvimde olan tarihler, dolaşmakta olduğu ev çok fazla benzerlik içeriyor. Then it's green every day. Oh. Okay. I don't know if you got that immediately. Yeah, so June to November. I don't remember meeting this girl at all. I don't remember knowing her at any point that we are. Exactly the same age. I just don't remember even hearing about anyone going missing. I don't know if you can verify these dates, but 5th of June, 10th of November,
right, when she went missing and when she was found. Carla Paul'un benzerlikleri çocuk kütüphanesinde zaten gözümüzün önündeydi. Şimdi de aynı yaş gününe sahip olmaları biraz garip. Ama bu noktadan sonra işleri bayağı bir hızlandıracağım. O yüzden yetişmeye çalışın. Takvim sekansından sonra Paul banyoya gidiyor. Ve bu garip animasyon oynamaya başlıyor. Paul buna, bu bir deneyimdi diyor. Ama bunu farklı bir şekilde söylüyor. Paul böyle konuşmuyor. Ardından ekran siyah oluyor ve bir demo sekansı görüyoruz. Arabaların geçtiği o dar yoldayız. Bir saat var. Saniye göstergesi sürekli olarak dönüyor. Fakat akrep de yelkovan da hiç hareket etmiyor. Zaman durmuş. Ama bir yandan akıyor. Karanlık bir kapıya giderken görüntü birden kesiliyor. Başka bir demo sekansını görüyoruz. Marvin karşımızda ve ilk kez Peskop'ta nasıl konuşulabileceğini, iletişim kurulabileceğini öğreniyoruz. Bu demo sekansından sonra tekrardan Paul oyunu oynamaya devam ediyor. Evi oda oda dolaşırken Keir A'ya rastlıyor. Onu yakalayamıyor, yatağın yukarısına kadar tırmanamıyor. O da bir dolabın kenarında saklanmaya başlıyor. Ardından Marvin pencereyi kırarak Keir'i kaçırıp gidiyor. Ve Keir odayı terk etti yazısını tekrardan görüyoruz. Aslında hep gördüğümüz yazının ne anlama geldiğini şu an anlıyoruz. O da zamanda geri gidiyor ve tekrardan aynı görünümüne ulaşıyor. Bu sefer Keir'i yakalayacak olan kişi biziz. Pencereden çıkmamız gerektiğini biliyoruz. Merdiveni tırmanıyoruz ve Keir'i yakalıyoruz. Ardından açıklamasını okuyoruz. Keir A'yı asla bulamayacağımızı sana söylemiştim. Keir A kaybolduğunda sonsuza dek kaybolur. Kardeşim onu bulmamızı istemezdi. Çünkü hepimizin Michael A'ya baktığını, onu aradığını bilirdi. Geri döndüm. Bu hediye senin için. 1996 yılında Marvin için başladım. Eğer çabana değeceğini düşünüyorsan Keir B'yi ya da Keir NLM'yi kurtarabilirsin. Keir B okulda bu arada. Hepinizi s**eyim, kendimi de s**eyim. Mutlu Noeller. Bir tuvalete gidip kontrol edin. Rainer. Bu noktadan sonra Peskop 10 ve Peskop 12 tekrar senkronize çalışmaya başlıyor. Oyun sürekli olarak birbirini tekrara bindiriyor. Bir kısımda oyunu 553.758.221 saniyedir oynadığımızdan da bahsediyor. Bu 17 yıldan fazlaya tekabül ediyor. Bir noktada Marvin'le New Maker düzleminde tekrardan karşılaşıyoruz. Bize sakın kaybolma diyor. Ve garip altyazılar belirmeye başlıyor. Mutlu yıllar Bell. Seni Bell diye çağırıyorum çünkü sen Bell'sin. Olan şeylerden dolayı biraz kafan karışmış olabilir. Seni olgun olmayan şekilde aşırı bunaltarak Tiara diye çağırdığımı biliyorum. Senin için menüde bir alan yaptım ama hala kullanılmadı. Ardından seni makinenin içerisine koydum. Stravinsky'nin septetinden ikinci bölümü çaldım. Yanlış çaldım. Ama bu sorun değildi. Eğer yarı yolda pes etmeseydin Tiara olacaktın. Fakat bu olmadı ve ben öldüm. Son yazının da Rainer'a ait olduğuna emin gibiyim. Çünkü herkes ekinini kustuktan sonra küvete bakılmasını söylüyor. Huzurlu ölmek için klasik bir yer seçimi olurdu değil mi? Özellikle birinden artık ben öldüm mesajı aldığımıza göre Rainer'ın kendisi olma ihtimali çok yüksek. Bu noktada Quitter'ın Tiara olduğunu biliyoruz. Fakat Tiara aynı şekilde Bell'in de kendisi. Quitter'ın odasında daha önceden bu melodiyi hatırlıyor musunuz? Aynen. Stravinsky'nin septetinden bir parça ama yine yanlış çalınıyor. Çünkü Bell'e öğretilen şey bu. Ki tüm bunların anlamı ne? Daha sonraki Peskop videolarının hiçbirini Paul oynamıyor. Hepsinde oyunun eski hallerini, başkalarının oynadığı versiyonlarını görüyoruz. Önceden Mike de oyun oynamış, Bell de oyun oynamış. Herkes bir parçası. Ve oyun her zaman gelişmekte olan bir organizma gibi. Daha fazla bilgi alıyor ve
bütün hareketleri ona göre uyarlıyor. Marvin'in duvara koşmasının sebebi daha önceden orada duvarın değil bir yolun olması ve Marvin'in oynayışlarının oyuna kaydedilmesi. Marvin kendi çapında bambaşka bir yapay zekaya dönüşüyor. Bundan önce kodlanmıyor. Sadece oynayan kişilerin davranışlarını alıyor. Ve diğer Petscop videolarında Paul'un oynayışı haricinde başka yapay zekaların oradan oraya gidişini izliyoruz. Buralar çok da önemli değil. Bu süreçte Mike'ın kardeşinin Daniel olduğunu ve Daniel'ın Petscop'u yaptığını öğreniyoruz. Öğrendiğimiz bir şey ise Daniel'ın Rainer adında başka bir takma ismi oldu. Yani kendini öldüren ve herkesten nefret eden o kişi. Fakat size bütün hikayeyi açıklamadan önce bir olay anlatmam lazım. Bir sekansta Paul sadece New Maker düzleminde yürürken yazılar belirmeye başlıyor. Sen Kerry Mark adında bir kızsın. 12 Kasım 1992 yılında doğdun. Annenin adı Anna, babanın adı Marvin. Jill adında bir teyzen, Thomas adında bir amcan var. Daniel adında da bir kuzenin. Ne düşünüyor olabileceğini biliyorum. Bu açıklamalar hep doğru muydu, yoksa ben seni lanetledim mi? Böyle bir şey var mı ki? Bir lanet geçmişini düzeltebilir mi? Kaçırıldın ve 5 ay boyunca bir ilkokulda üzerinde çalışmalar yaptılar. Bu çevrelerde bir kız kayboldu. Hikaye şöyle devam ediyor. Babam bir banka doğum günü pastasıyla oturup onu tekrardan eve çekmeye çalışıyor. Kayıp kız ilanları asmak yerine doğum günü kızı ilanları asıyor. Doğum günü kızına pasta sunuyor. Tabii doğum günü kızı utancından asla eve geri dönmüyor. Bu absürt hikayeyi öğrendiğimde bayağı bir araştırma yapmam gerekti. Günün sonunda o kıza ne olduğunu gerçekten buldum. Bilmek ister misin? Sadece sor. Ardından Paul soruyor ve bir mezar taşı beliriyor. Lina Leskowitz. Bu yel değirmeninde kaybolan kızın hikayesindeki kız olmasın? Marvin'in içeri girdiği ve bir daha görülmeyen o kız. Tamam, arkanıza yaslanın. Petscop'un tüm hikayesini şu an anlatıyorum. 1997 yılında Anna, Marvin ve Lina eski bir yel değirmenine gidiyorlar. Hepsi küçük çocuklar ve heyecan arıyorlar. Anna'nın elinde Polaroid fotoğraf makinesi var. Bu anı ölümsüzleştirmek için arkadaşlarıyla fotoğraf çekiliyor. Ardından meraklı iki çocuk olan Marvin ve Lina eski yel değirmenine gidiyor. Fakat yel değirmeninin içinde istenmeyen kötü bir olay yaşanıyor. Lina kafasını vuruyor. Bilincini kaybediyor. Marvin bu durumda ne yapacağını bilemiyor. Panikliyor. Sonuçta o daha küçük bir çocuk. Bu yüzden Anna'ya durumu açıklamamak için yalan uyduruyor. Söylediğine göre Lina yel değirmenin arkasından ormana doğru kaçmış. Marvin de onu aramaya gidiyor. O sırada Anna bir fotoğraf daha çekiyor. Fakat bu sefer Marvin yalnız. Lina yok. Aradan 3 yıl geçiyor. Marvin gerçeklerle yüzleşemiyor. Anna'ya olan biteni soramıyor. Yel değirmeninin yanından bile geçemiyor. Kayıp kız ilanları asmak şüphe çekeceğinden Dina'nın doğum günlerinde pasta alıp balonlarla bankta oturuyor. Bunun Dina'yı geri getireceğini düşünüyor. Ama unutmayın, Marvin hala küçük bir çocuk. Fakat zaman akıp geçiyor. Marvin sorunları olan takıntılı bir insan olarak büyüyor. Sırrını açıklayamamak içten içe onu yiyip bitiriyor. Bu süreçte Anna ile yakınlaşıyor. Evleniyorlar ve çocukları oluyor. Adını Kerry koyuyorlar. Bel adında bir çocuğu da evlatlık ediniyorlar. Fakat Marvin çocukları Kerry'nin Lina olduğunu düşünmeye başlıyor. Sanki Lina Kerry'nin vücudunda yeniden hayat bulmuş gibi. Anna ile yakınlaşıp evlenip çocuk yapma düşüncesinin temeli de Lina'yı geri getirmek. Fakat bu düşünceye fazla saplantılı olmaya başladıkça Anna ile arası açılıyor. İkili sürekli kavga ediyor. Dengesiz bir kişiliğe sahip olan Marvin daha da kötü oluyor. Marvin hayatın yükünün üzerine gelmesinin ardından kendiyle yüzleşme kararı alıyor. Yıllardır kaçtığı gerçekle yüzleşmenin zamanının geldiğini anlıyor. Turuncu arabasını alıyor ve son gaz yel değirmenini onlarca yıl önce nerede hatırlıyorsa gaza basıp oraya gidiyor. Bu bilinçsiz aceleci tavrı daha büyük bir sorunu ortaya çıkarıyor. Gece geç saatlerde eve dönmekte olan küçük bir çocuğu eziyor. Çocuğun bacağı kırılıyor. Çocuk yaşıyor ama o çocuğun masum olduğunu bilse de içten içe ölmesini istiyor. Bu çocuk Mike. Tonat'ın açıklamasında belirtilen o çocuk. Mezarını gördüğümüz o çocuk. Oyunun açıklamasında Mike'ın görevi ressamlıktı. Tonat'ın açıklamasında da bu vardı.
Fakat Marvin'in Mike'a ne yaptığını bilmiyoruz. Eski yel değirmenini bulup bulmadığını bilmiyoruz. Tek bildiğimiz Anna ile olan evlilikleri Lina benzetmeleri yüzünden ayrılığa kadar gidiyor. Bütün olayları paralel olarak Daniel adındaki bir genç başarılı bir yazılımcı. Aynı zamanda PlayStation 1 geliştirme kiti sahibi bir oyun yapımcısı. Küçük kardeşi için ona bir süredir oyun yapıyor. Ona da ara ara oynatıp oyunu geliştiriyor. Fakat bir gün kardeşi eve dönmesi gerektiği sürede dönmüyor. Aylar geçiyor, küçük kardeşi Mike'dan haber alamıyorlar. O da Mike için yaptığı Petscop adındaki oyunu tamamen değiştirip bambaşka bir oyun haline getiriyor. Düşüncesine göre kardeşine ne olduğunu çevredeki çocuklar biliyor. Fakat ne yaşanırsa yaşansın o küçük çocuklar olayları anlatmayacak. Bunu da biliyor. Bu yüzden oyunun içine bir yapay zeka yazıyor. Oyun oynayan kişilerin oynanışlarını kaydeden basit bir mekanik zaten oyunda var. Fakat oyuncuların oynayış tarzlarına göre kendi oyun tarzını belirleyen bir algoritma yazıyor. Oynayan çocukların benliğini oyuna aktarıyor. Çocuklar fark etmeden evlerini, okulunu oyunun içine koyuyor. Böylelikle Mike'ın mezarını gördüklerinde bilinçaltlarında ister istemez Mike'ı bulmak isteyeceklerini biliyor. Mike'ın yerini bulmak, cesedini bulmak için 45 farklı çocuğa oyunu oynatıyor. Oyun farklı kişilerin bilgileriyle doluyor. Yaşayan bir organizmaya dönüşüyor. Fakat Daniel yine de başaramıyor. Bunaldığı için teyzesi Anna'nın yanına gidip onlarla bir süre kalıyor. Fakat bir gün evde sıkılıp etrafı kurcaladığında Marvin amcasının yel değirmeninde olan fotoğrafını da görüyor. Kayıp teyzesi Lina ile çekilmiş fotoğrafı buluyor. Fakat bir sonraki fotoğrafta sadece Marvin amcası var. Aklına bir fikir geliyor. Marvin amcasına Petscop oynatıp onun kişiliğini tamamen oyuna geçirebilirse, yel değirmenini oyuna aktarabilirse tüm bağlantılarla beraber kayıp teyzesini de kayıp kardeşini de bulabilir. Marvin amcasını kapana sıkıştırıp o farkında bile değilken oyun üzerinden ondan bilgiler alabilir. Bu yüzden oyunu oynatmak için geçerli bir sebebi olmalı. Fakat bu sebebi bulmak çok da zor olmuyor. Amcası Marvin, teyzesi Anna'dan ayrıldıktan sonra bile evi gizlice izliyor. Evin içine gizlice girip bir şeyler yapıyor. Daniel, amcası Marvin'i eve gizlice girerken yakaladığı bir vakitte olan tüm olayları görmezden geleceği bir opsiyon sunuyor. Yaptığım oyunu oynaman şartıyla olan bitenleri kimseye anlatmayacağım diyor. Ve bu süreçte Marvin oyunu oynamaya başlıyor. Fakat Mike'ın ölümü, yel değirmeni detaylarını gördükçe ister istemez oyuna dalıp gidiyor. Her geçen gün daha fazla oynuyor. Fakat bir bakıma Daniel Marvin'in kuklası oluyor. Oyuna baktığımızda yeniden doğma sekansları görüyoruz. Oyunun her yerinde ima ediliyor. Üvey çocuk Belle'in yeniden doğma sekansına girdiğini fakat başarısız olduğunu biliyoruz. Belle aynı gerçek hayatta yaşanan Candice vakasına benzer şekilde tepki veriyor. Yeniden doğmak istemiyor. Bu yüzden ona Quitter diyorlar. Dönek. Bu yüzden Belle'in odası Quitter'ın odası. Fakat Belle'ye sadece bir denek. Marvin'in asıl amacı kızı Carrie'yi yeniden doğum terapisine sokmak. Bu noktada Daniel'ı bile ikna ediyor. Bunların çocuklara yararı olduğunu söylüyor. Carrie takvimlerde yeşille Marvin'in rengiyle işaretlenen tüm günler boyunca kayboluyor. Annesi Anna'dan uzak tutuluyor. Tüm takvimdeki yeşille boyanan yerlerde yeniden doğma terapisiyle bir nevi travmaya uğruyor. Ve tüm bunları bilen Daniel her detayı oyuna ekliyor. Care ve Carrie bu noktada aynı kişiler. Fakat Daniel bir gün hayatını tekrardan düşünüyor. Küçük kardeşinin ölümünü ve amcasının yeğenine yaptığı travmatik olayları anlıyor. Ardından kendi hayatına kıyıyor. Ardında miras olarak bir notla beraber Petscop adındaki bu oyunu bırakıyor. Bir amacı var. Yaşanan tüm olayları oyunun içinde saklıyor ki biri bir gün onu elbet bulsun. Ve aile bu oyunu garaja saklıyor. Fakat oyunu daha önceden oynayan Belle birçok olayın farkında ve geçmişten korktuğu için oyunu kuzeni Paul'un evine bırakıyor. Böylelikle oyun hakkında Paul ne zaman duvara toslasa Belle hemen yardımına yetişiyor. Fakat aileler bu durumu fark edip duruma el atıyorlar. İlk oynamasını istemiyorlar fakat fark ediyorlar ki Paul gerçekten bir şeyler buluyor.
Çünkü Daniel oyunu miras olarak bıraktığında son olarak eklemeler yapmış. Oyun hiç olmadığı kadar yeni. Ve bu esrarengiz olayları kimse çözememiş. Öylelikle Paul bir aile sırrını çözmek adına piyon olarak sahaya sürülüyor. Oynadıkça fark ediyor ki Claire ile benzerlikleri var. Claire'ın yüz ifadesine kaş eklerse kendi odası oyunda çıkıyor. Claire ile aynı doğum gününe sahip birçok detay birbirleriyle uyuşuyor. Ve en önemlisi Claire ve Claire aynı kişi. Carrie ve Paul aynı kişi. Marvin Dina'ya olanlardan sonra Dina'yı tekrar diriltmek için kardeşiyle evleniyor. Karısının kız doğurması lazım fakat o erkek doğuruyor. Ardından Belle adında küçük bir kızı evlatlık ediniyorlar. Belle yeniden doğma sekanslarıyla karşılaşıyor fakat o gerçek aileden değil. Aynı kanı taşımıyorlar. Ne kadar Carrie erkek olsa da yeniden doğma sekanslarıyla Dina vücudunda hayat bulabilir. Bu yüzden Marvin Carrie'yi kaçırıp aylarca üzerinde deneysel çalışmalar yapıyor. Kendi çocuğuna bunu yaşatıyor. Seri boyunca aslında Paul'un geçmişte hatırlamadığı, kendini kapattığı travmatik anılara erişiyoruz. Tacize uğrayıp eski anıları kilitlediğini görüyoruz. Seri boyunca babasından bahsetmiyor. Fakat biliyoruz ki Marvin Paul'un babası. Paul ne kadar Petscop'u bir süre sonra bıraksa bile oyun onu bırakmıyor. Saatlerce oynadığı bütün kayıtlardan esinlenerek Paul'un bir kişiliğini yapay zeka çıkarabiliyor. Paul'un adına yapıyor ve bildiğimiz Petscop konuşma dilinde Marvin'e bir şeyler yazıyor. Yazılan şey Nothing Table olarak çevriliyor. Bu Petscop dilinde hata kodu demek. Fakat Petscop dilinde bu aynı zamanda geçerli bir kelime de ediyor. Oyunun hata vermemesi gereken yerde hata verdiğini görüyoruz. Paul'un yapay zeka bilinci Marvin'e baba diye sesleniyor.